Hac dediğimiz şey basit anlamda tapınak ziyaretidir. Arapçadaki kurban ise İbranice'deki korban sözcüğünden gelir. Tanrı'ya koyun, sığır, boğa gibi hayvanlar veya çeşitli nesneler sunmaya verilen isimdir. Yahudilerin tarih boyunca devam ettirdiği bir uygulamadır. Kimi zaman Yahve için yakmalık kurban kestikleri gibi, kimi zaman kestikleri kurbanın kan ve yağını tapınaktaki sunak üzerine serperek, kurban etini Tanrı huzurunda toplu halde yerlerdi. Amaç, Tanrı'ya, İsrailoğulları için yaptığı her şey adına teşekkür etmek ve dindarlıklarını göstermekti. Tabii ki, Tevrat metinlerini okuyup, oradaki Tanrı'yı tanımış olan biri, kurbanların aynı zamanda Tanrı'nın gazabından kurtulmak amacıyla verildiğini yalanlayamaz. Günümüz Yahudilerinin kurban uygulamasının değişmiş olmasının ve artık bu uygulamaya eskisi kadar bağlı kalmıyor olmalarının ana nedeni, tapınaklarının bir türlü sabit veya sağlam kalamamış olmasıdır. Çöldeki geçici tapınak olan Mişkan, Süleyman tarafından Kudüs'te inşa edilince, kurbanlar burada sunulur oldu. Milattan sonra 70'te ise Kudüs'teki ikinci tapınak Romalılar tarafından yıkıldı. Bu gibi büyük olaylar ile Yahudilikteki kurban sunumları son buldu ve bu uygulama küçük Yahudi gruplar tarafından devam ettirilmeye çalışıldı. Hindular da binlerce yıldır tapınaklarda hayvan kurban ediyorlar. Çünkü Shiva Purana gibi Purana türleri, Rig Veda, Yajur Veda gibi Vedik metinler, Shaiva Siddhanta Tantra ve Shakta Agama gibi tantrik Hindu metinleri hayvan kurban etmeyi içerir. Brahma'nın dişil yönünü merkeze alan Şaktizm mezhebinden Hindular, devi yani tanrıça için hayvan keserler. Hindistan'daki kutsal alanların çoğunda bitkilerin yetişmesini sağlayan tanrıçaları yatıştırmak için hayvan kurban edilir. Kallalagar'da Vişnu'ya adanmış olan tapınağa götürülen hayvanlar, koruyucu tanrı Karuppa'nın türbesi görevi gören kapalı bir kapıya sunulduktan sonra tapınağın dışında kurban edilirler. Grekler, tapınak dışındaki sunaklara götürdükleri hayvanları ilahi ve dualar eşliğinde kurban ediyorlardı. Milattan önce 545 dolaylarına tarihlenen bir çömlek üzerinde Athena sunağında kurban edilmek için götürülen bir boğa, milattan önce 540 ile 530 aralığına tarihlenen bir pizza tabletinde kurban edilecek olan bir kuzu tasvir edildiği görülür. Romalılar, Juno, Jüpiter, Mars, Janus, Neptün gibi yukarıdaki tanrılara kendi cinsiyetlerinden kurbanlar sunuyorlardı. Örneğin Juno için bir düve veya inek, Jüpiter için ise bir öküz kesiyorlardı. Ayrıca imparatorunki de dahil olmak üzere koruyucu ve ilham verici varlıklar olan cinlere de kurban veriyorlardı. Örnekler çoğaltılabilir. Önemli olan, İslam'ın neden kurban geleneğine sahip olduğudur. Eğer gerçekten ilahi bir güç tarafından gönderilmiş ise ve bu gücün en çok öfkelendiği şey kendine şirk koşulması ise, neden putperest dediği toplumların tanrıları gibi kurban istemektedir? Tam aksine, onlara tepki olarak, kurban amacıyla hayvan kesmeyi yasaklaması, hatta en büyük günah sayması gerekmez miydi? Allah zaman içinde her topluma peygamber gönderdi diyerek kendinizi rahatlatmayı deneyebilirsiniz, ancak hiçbir tarihi kanıt, hiçbir arkeolojik keşif bunu doğrulamıyor. Hiçbir İslam öncesi arkeolojik keşiften tek tanrıcılık bile çıkmıyor. Ayette, hac veya umre yapmak isteyip, düşman korkusu, hastalık, afet veya düşmanın ya da herhangi bir insanın engellemesi yüzünden ziyaretini tamamlayamayacak olan kişinin gücünün yettiği bir kurban göndermesi emrediliyor. Burada kurban için kullanılan kelime hediye, yani hediye. Her şeyi bilen ve gören Allah, kulunun zorluklarını bilmesine rağmen evi olan Kâbe'ye ya da en yakındaki güvenli yere bir hediye, yani kurban göndermesi gerektiğini, kulunun ancak kurban yerine ulaşıp kesildikten sonra saçını kesip ihramdan çıkabileceğini söylüyor. Yani bir hayvanın boğazlanması şart. Hac ve umre konusunda değinilmesi gereken diğer nokta, saç kesmenin şart koşulmasıdır. Çünkü bu da antik pagan halkların dini uygulamalarından biridir. Dünyanın dört bir yanında yaşayan,
İslam'ın putperest veya kafir olarak tanımladığı insanlar, binlerce yıldır dini inanışları doğrultusunda saçlarını kesiyorlardı ve birçoğu bu uygulamayı hala devam ettiriyor. Dini gerekçeyle saç kesmeye verilen anlam inançtan inanca değişir. Temelde, bir tanrıya olan bağlılığı belirtmenin yoludur. Ayrıca, alçak gönüllülüğü ve daha yüce bir güce teslim olmayı simgeler. Antik Mısır'da, rahip sınıfının saçını tıraş etmesi, onların tanrılara olan bağlılıklarını göstermenin yollarından biriydi. Aynı zamanda, temizlik ve saflık simgesiydi. Diğer yandan, tanrı veya tanrıçalara da sunulduğu oluyordu. Örneğin, Yunan Firavun, 3. Ptolemaios, 3. Suriye Savaşı'na gittiğinde, karısı kestiği bir saç buklesini, onun savaştan sağ dönebilmesi için, tanrıça Hathor ile ilişkilendirilen Afrodit'e sunmuştu. Çünkü, Antik Mısır'daki dini amaçlı saç kesim uygulamalarından biri, kesilen bir saç tutamını tapınağa sunmaktı. Antik Hindistan'da, hem kadınlar hem de erkekler, Tanrı'ya olan bağlılıklarını göstermek için saçlarını kesiyorlardı. Günümüzde hala bu dini uygulamayı devam ettirenler var. Çünkü saçları kesmek, Hinduizm'de yeni bir ruhsal yolculuğu simgeler. Saç kesimi, genellikle bir tapınak veya kutsal alandaki rahip tarafından gerçekleştirilir. Rahip, dua ve mantralar okuyarak kişinin baş ve yüzünü tıraş eder. Örneğin, tapınak kenti olan Tirupati'deki Venkatesvara tapınağını ziyaret eden erkek veya kadın hacılar, Tanrı Venkatesvara veya Balaji'ye dua ettikten sonra, ona tamamen adanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyorlarsa, saçlarını keser veya kestirirler. Böylece, hem fedakarlıklarını hem de Tanrı'ya teslim olup egolarını terk ettiklerini gösterir ve arınırlar. Benzer şekilde, Budist keşiş ve rahibeler, M.Ö. 400'den beri dünyevi arzuları terk etmenin sembolü olarak saçlarını tıraş ediyorlar. Bu aynı zamanda onların keşiş olma törenlerinin de bir parçasıdır. Çinli Budist keşişler yine aynı nedenlerle saçlarını tıraş ederler ve başlarının tepesini tütsü kullanarak 6, 9 veya 12 nokta ile işaretlerler. Hristiyanlar, dine yönelmenin ve alçak gönüllülük göstermenin yolu olarak zaman zaman saçlarını tamamen kesmişlerse de, çoğunlukla tepe tıraşını tercih etmişlerdir. Bu uygulama, Hristiyanlaştırdıkları Kelt halkları arasında da yayılınca, onlar da Tanrı'ya adanmışlıklarını göstermek için tepe tıraşı olmuşlardı. Hatta Keltlerin tepe tıraşı, benimsenen klasik Hristiyan tıraşından farklı olduğu için Roma Hristiyanlığı buna karşı çıkmıştı. Bu yüzden, Kelt Hristiyanların tepe tıraşı tarzı 9. yüzyıla kadar devam ettikten sonra Roma Hristiyanlığının uygun gördüğü tıraş şekline evrildi. Peki, Müslümanlar, Kabe'ye yapılan hac yani tapınak ziyaretinde saç kesilmesine gerekçe olarak nasıl açıklamalar yapıyorlar? Verdikleri cevaplar genel olarak ele alındığında, kendilerinden önceki din ve inançlardan ayrışıyor mu? Hayır, ayrışmıyor. Saçlarını putperest ve kafir dedikleri insanlar ile aynı gerekçelerle kesiyorlar. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun, ey akıl sahipleri. Kullanılan farklı takvimlerden dolayı tapınak ziyareti günlerindeki uyumsuzluktan bahseden "Sana hilalleri sorarlar" ayetini açıklama getirirken de değindiğim gibi haccın yani tapınak ziyaretinin ayları bellidir. Araplarda bunlar Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. İşte ayette haccın bu bilinen aylarda yapılması gerektiği yazıyor. Ayrıca Tanrı'nın evine yapılan bir yolculuk olduğundan cinsel ilişkiye girmek, günah sayılan şeyleri yapmak ve tartışıp çekişmek yasaklanıyor. Fakat Taberi gibi kimi isimlere göre burada tartışmaktan maksat başka bir Müslüman ile tartışmak veya kavga etmek değil de haccın zamanı ve ziyaret edilecek yerler hakkında tartışmaktır. Fahruddin er-Razi de benzer görüşlere yer vermiştir. Eğer bir Müslüman bunlara uyar ve haccı tamamlarsa günahlarından arınmış olur. Müslümanların özellikle yaşlandıklarında
akın akın hacca gitmelerinin nedeni budur. Hatta Buhari ve Müslim'deki bir hadiste Muhammed'in şöyle dediği nakledilir. Kim bu beyti hacc eder, cinsi temasta bulunmaz ve fısk işlemezse, buradan ayrılırken annesinden doğmuş gibi ayrılır. Aslında bunlar birçok eski halkta görülen kurallardır. Tapınak fahişeliği kültünün olmadığı veya artık ortadan kalktığı toplumlarda, kutsal topraklara veya tapınaklara giderken cinsel ilişkiye girmek yasaktır. Çünkü birçok farklı din mensubu, cinsel ilişkinin insanı kirlettiğini veya insanın Tanrı'ya yönelip ibadete odaklanmasını zorlaştırdığını, engellediğini düşünmüşlerdir. Yahudilerde Yom Kippur adlı kefaret gününde cinsel ilişki yasaktır. Aynı şekilde her yıl Bizans'ın izniyle Kudüs'e hac yaparak, Kudüs'teki ikinci tapınağın yıkılışını andıkları Tisha B'Av boyunca cinsel ilişkiye girmeleri yasaktı. İslam öncesi pagan Araplar, Du Semavi ve Şebva'daki Sain adlı tanrıları övmek ve hürmetlerini göstermek için Tanrı Taleb'in hac nesnesinin de bulunduğu Hemdan ülkesindeki dağ evine, yüksek tepelere çıkıyorlardı. Bu törenler sürdüğü müddetçe pagan hacılar silahlarını bir kenara bırakmak ve cinsel ilişkiden sakınmak zorundaydı. Aynı zamanda aşiretlerinin olağan kurallarından geçici olarak muaf olduklarını temsil etmek adına özel giysiler giyerlerdi.